Alo. Necip Bey, merhabalar. Merhaba. Şimdi sizin üstünüze bir arsa var. Benim mi? Evet. Daha doğrusu bu arsa sizin üstünüze değil. Nasıl değil? Benim arsam ben kaç yıldır oturuyorum. Ne benim değil diyorum. Necip Bey, bu sizin dedenize kalmış bir arsa. Hangi arsa? Bu arsanın ben hemen size konumunu açacağım. Bir dakika bekletiyorum sizi. Bekle, Galatasaray Stadı senin arsan diyeceğim. Galatasaray Stadı nerede? Sarıyer, tamam. Geliyor mu sesim efendim? Alo. Şimdi Necip Bey, size İstanbul'un Sarıyer ilçesinde çok önemli bir arsa kalmış dedenizden. Nerede? İstanbul Sarıyer. Emin misin sen? Benim mi o? Ve bayağı büyük, dönüm olarak bayağı büyük bir arsa. Ya dalga geçiyorsunuz siz benimle be. Ne arsası? Benim dedem kaç yıl önce öldü. Sen biliyor musun? Necip Bey, Şimdi mi çıktı ortaya? ben de sizi bunun için aramıştım. Bu arsa 9 yıldır bir işlem yapılmamış. Ve bunun süresi 10 yıl. Nasıl oluyor be benim arsa? Ben anlamadım. Benim var bir tane arsam o da Sakarya'da be. Ev yaptım orada oturuyorum kaç yıldır. Başka yok ki benim arsam. Dedenizin üstüne varmış Necip Bey. Biz de sizin... Dedemin üstüne mi? Evet, biz de size bunun için ulaştık. Evet. Dedenizin en yakın olduğu kişi sizsiniz. Rahmetli olduğu için kendisi. Ya nasıl oluyor? Benim kafam karıştı şimdi. Bu arsa İstanbul Sarıyer'de üstüne stat yapılmış. Ne yapılmış? Stat, futbol stadı. Amına koyayım be. Benim arsama stat mı yapmışlar? Evet Necip Bey, ve bu stat Kim o be amına koyayım? gerçekten büyük bir stat yapılmış. Kim yapmış onu? Halı saha mı yapmışlar? Hayır, halı saha değil. Bu stadın üstünde şu an Galatasaray futbol oynuyor. Galatasaray'ın stadı. Galatasaray stat yapmış. Benim arsama. Evet, Galatasaray sizin Ay arsanızın. amına koyayım be. Nasıl yapıyorlar benim arsama ben olmadan? Necip Bey, bu arsa dedenizin üstüneydi. Siz vekaletini Evet. almadığınız için üstünüze. Bu arsa şu an Galatasaray'da gözüküyor. Ama sizin Amına hakkınız. koyayım be. Nasıl yapıyorlar? Ne yapacağız? Ve eğer 10. yıl tamamlanırsa bu arsanın tamamen hakları sizden gidiyor ve Galatasaray'ın oluyor. Nasıl gidiyor be amına koyayım? Benim arsamı nasıl veriyorsunuz siz adamlara? Necip Bey, bu bizlik bir şey değil. Sizin ihmal Kim almış etmeniz... benim arsamı? Kim? Galatasaray mı almış? Amına koyayım be. Başka yer mi bulamadılar? O kadar gittiler İstanbul'a benim arsamı yaptılar sahi ya. 9. yıl, 10. yıl tamamlanırsa bu arsayı tamamen kaybedeceksiniz efendim. Ne kadar kaldı? Sizin şu an yaklaşık 2 haftanız var Necip Bey. Amına koyayım. Ne yapacağız? Çabuk bana söyle. Ve bu Yedi 2... mi yarın ben? Bu sürenin bitiş tarihi Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maça denk geliyor. Nasıl oluyor be? Benim sahama maç yapıyorlar be. Necip Bey, olmaz öyle. izin vermeyecek misiniz efendim? Vermiyorum tabii amına koyayım. Ben geliyorum yarın. Benim stadım nasıl oluyor adam oynuyor benim stadımda top? Necip Bey, siz bunu üstünüze almamışsınız Dedemin yani. stadı amına koyayım benim. Kimin stadı efendim? Dedemin amına koyayım. Üstünüze almazsanız eğer bu stat tamamen Galatasaray'ın olacak. Ya nasıl oluyor? Bekle ben geliyorum yarın. Ben şimdi alacağım o stadı üstüme. Amına koyayım bana mı sordular diyorum yaparken. Ne yapacaksınız Necip Bey? Kovacak mısınız efendim kulübü Kovulanların stattan? hepsini amına koyayım. Kimin stadı o? Dedemin değil mi? Efendim, o zaman ben sizi Galatasaray'ın yönetim kurulu başkanıyla bir görüşmeye Ya alayım. ben geliyorum yarın zaten oraya. Sen nerede oturuyorsun? Efendim, bizim ofisimiz Başakşehir'de. Başakşehir nerede be? İstanbul. İstanbul'da mı? Evet efendim. Geliyorum ben yarın oraya o zaman. Gerek alak benim üstüme o arsayı. Necip Bey, sizin Ben üstünüze getireyim gelirken. kimliğiniz yeterli efendim. Tamam geliyorum ben yarın. Kapatak stadı. Kapatmayın efendim. Galatasaray burada top oynuyor. Nerede oynayacak? Nasıl? Halı sahada mı oynayacak Galatasaray maçlarını? Galatasaray bana mı sordu amına koyayım oraya yapar ya. Nerede oynuyorsa oynasın. Necip Bey, ben sizi Galatasaray'ın yönetim kurulu başkanıyla bağlayacağım birazdan. Onunla bir... Sağlama diyorum sana ben ne konuşacağım tanımadığım adamla. Onunla anlaşmanız lazım efendim ama. Neyi anlaşacağız? Tamam, arsa sizin ama stat Galatasaray'ın. Tamam da nasıl arsa benim değil mi? En kökteki yer benim değil mi? Galatasaray Fenerbahçe maçından sonraya kadar almazsanız stadı üstünüze. Amına koyayım be. O maçta önemli şimdi. Kaç kişi var orada sen biliyor musun? 50 bin kişi siker beni amına koyayım. Ne yapacağız? Şimdi Necip Bey, Galatasaray'ın yönetim kurulu başkanıyla konuştum ben bu konuyu. Evet. Size bir teklif sunuyor. Ne? Maç Ya oyn ne teklifi be? Ne yapacağız? Her maç oynandığında Kandırmasınlar onlar seni. Kandırırlar bak. size para verecek efendim. Nasıl para? Örneğin Galatasaray Ankaragücü'yle oynadı. Size bunun üstünden bir para verecek. Aa, kaç para? Yani Necip Bey, Futbolculardan mı alacağız? hayır, Galatasaray'ın kendisinden alacaksınız. Kiralayacağız yani. Necip Bey, maç başı 20 bin euro gibi bir teklif veriyor. Kaç? 20 bin euro. Kaç para yapıyor be o? Yani yaklaşık 400 bin lira yapıyor. Maç başı mı? Evet. Ne diyorsun? Verek mi? Yok be vermiyorum be ben oraya. Ben market açarım oraya bir tane. Büyük zaten orası. Daha Market... çok kazanırız. Kafayı yemişsin sen amına koyayım. Galatasaray Stadı'nın yerine market mi açacaksınız efendim? Ne olmuş? Bir kocaman yer. Ben oraya bir market açarım. Daha çok kazanırız. Aylık 400 bin liradan fazla kazanırız biz.
Necip Bey, yani o kadar büyük bir yere nasıl bir market açacaksınız? Çarım ben bir tane büyük oraya kocaman. O zaman biz Galatasaray'ı kovacağız bu arsadan. Kovma ki, nasıl kovacağım? Şimdi onun için sizi yönetim kurulu başkanıyla bağlamam lazım. Siz kendi aranızda çözeceksiniz Necip Bey. Bağla bakayım. Tamam Necip Bey, ben hemen geliyorum şimdi, bağlıyorum. Necip Bey. Alo, buyurun. Şimdi sizin siz bir... Siz şey misiniz? Galatasaray'ın şeyi. Şimdi sizin bir arsanız varmış. Var evet, bir tane arsam. Siz yapmışsınız oraya bir tane stat. Biz bunu sonradan fark ettik. Nasıl sonradan fark ediyorum be? Dedemin arsasıymış. Efendim, yani bizim şu an bu arsayı bırakmamız söz konusu değil. Nasıl değil be? Kimin o şimdi? Kimin o? Sizin mi? Arsa sizin ama stat bizim. Benim. Stat bak, kendin diyorsun ki benim. Stat da bizim. Amına koyayım, bana mı sordun diyorum gidip yaparken orayı sen ya. Ben de gidip yapıyorum o zaman, boş buldum yere. Beyefendi, arsanızın peşine düşseydiniz, yani bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapayım ya, bilmiyordum. Bilsem ben bırakır mıydım, açardım bir tane market oraya. Dedeniz zamanında bu arsayı bize verdi. İzni nasıl aldık. Size verdi be, adam aradı diyor. Senin diyor, sana kaldı. 10 yıldır da kullanıyor musun? Biz gerekli izinleri aldık. Vermiyoruz arsanızı. Nasıl vermiyorsun? Nasıl vermiyorsun be? Ya biz bunun peşini kovalayacağız. Biz size bunu yar etmeyiz efendim. Neyi yar etmiyorum be? Sen kimin arsasını kime vermiyorsun? Efendim, arsa sizinse stat da bizim. Alo. Az önce telefonu neden kapattınız? Kapatırım, sen gelmiş diyorsun bana, yok diyorsun, vermiyorum. Sen nasıl vermiyorsun? Ben geliyorum yani oraya. Efendim, siz bu arsayı alamayacaksınız. Dedemin arsası diyorum sana. Dedeniz zamanında bize verdi burayı. Tamam, o senin değilmiş işte, benimmiş. Tamam, size şöyle bir yanlış vermiş. Size şöyle bir teklif yapacağız efendim. Ne? Ya teklifi kabul edersiniz ya da bu arsadan bu arsadan bir tane çim bile alamazsınız. Amına koyayım, ben yarın bir gelin bak görüyorum, alıyorum almıyor mu ben. Sabah sen girebiliyor musun oraya? Efendim, siz Galatasaray'ın bugüne bugün kaç milyon taraftarı olduğunun farkında mısınız? Ya farkındayım da, arsa kimin? Arsa sizin. E o zaman? Arsa sizin ama stat da bizim. Kaç para veriyorsunuz? 2 milyon TL. Aman akoyim be, 2 milyon TL idare yok be. Siz kimi kandırıyorsunuz? Olmaz o iş. Koskoca tacım orada. Yok, kabul etmiyorum, olmaz. Avukatı arayın be, avukat konuşsun sizden. Necip Bey, avukatı kendiniz aramanız lazım. Ben mi arayayım? Evet, siz arayın. Tamam. Beni arayacak şimdi, dur. Alo. Alo Necip Bey. Alo, buyurun. Geliyor mu sesim efendim? Evet. Necip Bey, ne yaptınız? Görüştünüz mü yönetim kurulu başkanıyla? Avukat, sen misin? Evet, benim efendim. Görüştüm de adam vermiyor be, ne yapacağız? Bu adam çok uyanık, oyalıyor bizi, 2 hafta oyalayacak. Necip Bey, yani sizin 2 hafta süreniz var. Eğer bu 2 hafta içinde arsayı almazsanız tamamen Galatasaray'a kalacak. Hak sahibiniz... Bırak oğlum, biliyoruz 2 hafta süremiz var. Söyleyip durma, ne yapacağız onu söyle. Şimdi Necip Bey, ya güçlü bir taraf var karşınızda. Evet. Bunu siz kazanamazsınız. Anlaşmaya gitmeniz lazım efendim. Nasıl yapacağız, nasıl? O arsanın değeri şu an 500 milyon TL. Kaç? 500 milyon TL. Ay amına koyayım be, adama baksana, bize kaçta kaçını verdi. Ya efendim, bu arsa sizin... Bizim de adam diyor da, bizim sattılar diyor bize zamanında. Dedeniz zamanında bir anlaşma yapmış olabilir. Bu arsa şu an yasal olarak sizin efendim. Bu arsayı alabilirsiniz. Ne yapacağız, ne yapacağız onu söyle. Şimdi Necip Bey, ben isterseniz sizin avukatınız olabilirim. Ama ne yapacağımızı söyleyeceğim sana. Ama kazancınızdan belli bir miktar almam lazım. Ay amına koyayım be, kaç para? Şimdi Necip Bey, biliyorsunuz bizim işler zor oluyor. Kaç para diyorum sana be, işi süsleyip püsleme, parayı söyle. Necip Bey. En zoru be, telefonla konuşuyorsun, zor diyorsun. Necip Bey, şimdi karşımızda güçlü bir rakip var. Tamam parayı söyle diyorum sana, parayı karşı marşı deme bana. Necip Bey, kazancınızdan %... Amına koyayım be, bir saattir kazancınızdan kaç para diyorum sana sabahtan beri. %75'ini alırım efendim. Kaç? Amına koydum, sen bütün parayı alıyorsun. Adamlarla biz boşuna kavga edeceğiz. Kaç kişi var sen biliyor musun orada? Galatasaray taraftarı peşime düşse ne yapacağız? Necip Bey, efendim, yani size kalırsa bu arsayı hiç alamayacaksınız. Olmaz, %75 ne demek be amına koyayım, sen bütün parayı istiyorsun. O zaman kendi başınızın çaresine bakın efendim. Ben kapatıyorum telefonu.